Lorentz dönüşümü formülleri konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Önceki videolarda x üssü değerini Lorentz faktörü, x, v ve t değerlerine göre ifade etmeyi başardık. Ayrıca benzer şekilde x değerini de Lorentz faktörü, x üssü, v ve t üssü değerlerine göre ifade ettik. Bunun yanı sıra Lorentz faktörünün neye eşit olduğunu bulduk dönüşümün tamamını bulmamız için şu an tek yapmamız gereken şey t üssü değerini x ve t cinsinden ifade etmek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İlk olarak buradaki denkleme bakalım. Bunun altına çizsem iyi olacak. Burada denkleme bakarak t üssü değerinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Denklemde x üssü değerinin olduğu yerleri de buradaki ilk denklemle ifade etmemiz mümkün. Bu yüzden ilk olarak denklemin her iki tarafını da Lorentz faktörüne yani gamma değerine bölelim. Daha fazla yer açılması için sol taraftan başlasam iyi olacak. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde x bölü gamma değerinin x üssü artı v çarpı t üssü değerine eşit olduğunu görebiliriz. Bundan sonra tek yapmamız gereken birkaç basit işlem. Renklere dikkat ederek yazdığımdan biraz yavaş ilerlediğimin farkındayım. T üssü değerini bulmamız gerektiğinden her iki tarafta da x üssü değerini yerine yazalım. Sol tarafı, x bölü gamma şeklinde ifade edebiliriz. x bölü gamma eksi, x üssü ifadesi de, v çarpı t üssü ifadesine eşit. v çarpı t üssü. T üssü değerini bulmak için her iki tarafı da v'ye bölelim. Buradan x bölü gamma çarpı v sonucunu buluruz. Yani x bölü gamma çarpı v eksi x üssü bölü v. Bu ifadenin de t üssü değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de az önce bahsettiğim işleme bakalım. Şu anda t üssü ifadesini gamma çarpı v, x ve x üssü cinsinden yazmayı başardık. Artık x üssü ifadesini gamma ve t parantezi içindeki ifadeye göre yazabiliriz. Bu ifadeyi alıp, x üssü değerinin yerine yazdığımızda t üssü değerinin x bölü gama çarpı v eksi parantez içindeki değere eşit olduğunu görürüz. Bu değeri de yerine yazalım. Biraz uğraştırıcı ama kolay bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Buradan gama çarpı x eksi v çarpı t. Bu işlemleri kendiniz de yapmayı deneyebilirsiniz. Burada x üssü değerini şuradaki değer cinsinden yazdık. Şimdi bu ifadeyi v'ye bölmemiz lazım. Yani buradaki ifade bölü v. Bundan sonrasında ne yapabileceğimize bakalım. Bütün ifadeyi gamma değerine göre çarpanlarına ayırabiliriz. Buradan t üssü ifadesini bulmamız mümkün. Bu durumda burası gamma çarpı x bölü gamma kare olur. Gama değerinin yanına v'yi de eklemeyi unutmayalım. Devam edelim. Buraya da eksi x bölü v gelir. x bölü v. İşlemi biraz daha sadeleştirmek için sabırsızlanıyorum. Negatif çarpı negatif pozitif olacağından buradan da artı v çarpı t bölü v gelir. Bu da aslında artı t değerine eşit. Biraz sadeleştirmeyi başardık değil mi? İlerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Aslında her şeyi baştan yazmama gerek yok. Sadece parantez içindeki kısma bakarak burayı sadeleştirmeye çalışsak da olur. Hatta sadece buradaki kısma baksak da olur. Bu kısmı x değerine göre çarpanlarına ayırabiliriz. Bu durumda bu kısım x çarpı 1 bölü gama kare çarpı v şeklinde yazılabilir. Bu ifadeden de 1 bölü v ifadesini çıkartmamız gerekir. Yani eksi 1 bölü v. Parantezi kapamayı unutmayalım. Bu iki değeri çıkartmamız gerektiğinden ortak bir payda bulsak iyi olacak. O yüzden buradaki pay ve payda kısmını gamanın karesine bölelim. Bu durumda pay ve paydaya gamanın karesini eklememiz gerekir. Böylece sadece bu kısma bakarak işlemi biraz da olsa sadeleştirebiliriz. Bu ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz. 1 eksi gamma kare bölü gamma kare çarpı v. Peki, bu ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz? Bu ifadeyi farklı bir şekilde yazsak sanki daha iyi olacak gibi. Yukarıda gamanın neye eşit olduğunu görüyoruz? Bu durumda gamanın karesini alabiliriz. Bu da 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare ifadesine eşit olur. 1'in karesi de 1 olduğundan sadece payda kısmının karesini alalım. Karenin de kare kökünü alarak payda kısmını bulabiliriz. Bu durumda pay ve paydayı c'nin karesiyle çarpabiliriz. Pay kısmı c kare olur. Paydayı da c'nin karesiyle çarpalım. Bu durumda payda kısmı c kare eksi v kare olur. Peki bu ifadeyi nerede kullanabiliriz? Örneğin buradaki ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. Pay kısmını c kare eksi v kare bölü c kare eksi v kare şeklinde yazalım. c kare eksi v kare bölü c kare eksi v kare. Gamanın karesiyle payda kısmı aynı olsun diye burayı böyle yazdım. Bu ifadeden de gamanın karesini çıkartmamız gerekiyor. Gamanın karesini de c kare bölü c kare eksi v kare şeklinde yazmamız mümkün. İfadeyi bu aşamada da sadeleştirebiliriz ama adım adım gitsek daha iyi olur. Tüm bu ifadeyi de payda kısmına bölmemiz lazım. Gamanın karesini burada da aynı şekilde c kare bölü c kare eksi v kare şeklinde yazalım. Bu ifadeyi de v ile çarpalım pay kısmına bakarsak burada c kare eksi v kare eksi c kare ifadesi olduğunu görebiliriz. Bu iki ifadenin paydası aynı olduğundan bu iki değer birbirini götürür. İfadeyi sadeleştirerek yeniden yazalım. Bu durumda pay kısmında negatif v kare bölü c kare eksi v kare kalır. Bu ifadeyi de paydayı ters çevirerek yapabiliriz. Bu durumda pay kısmını c kare eksi v kare bölü c kare çarpı v ifadesiyle çarpmış olduk cevabı bulmamıza çok az kaldı. İfadeyi biraz daha sadeleştirelim. Bu ikisi birbirini götürür. V kare bölü V'den de pay kısmında V kalır. Böylece video boyunca üzerinde uğraştığımız bu uzun ifadeyi negatif V bölü C kare şeklinde sadeleştirmeyi başardık. Bu ifadeyi turuncu renkte yazsam daha iyi olacak. Sonucu bulduk sayılır. Bu durumda T üssü ifadesi de şuna eşit olur. Gamma çarpı İlk olarak t ifadesini yazalım. Buradaki ifadede az önce dediğim gibi negatif v bölü c kare şeklinde sadeleşti. Yani bu kısmı eksi v bölü c kare şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi de x ile çarpmamız gerekir. Böylece sonucu bulmuş olduk. Lorentz dönüşümünün tamamını bulduk. Önceki videolarda gösterdiğimiz bu ifadeyle başladık ve biraz uğraştırıcı olmasına rağmen dikkatli bir şekilde ilerleyerek birkaç işlem yaparak burada gördüğünüz sonuca ulaşmayı başardık. Sonuç olarak, t üssü ifadesinin gamma çarpı t eksi v bölü c kare çarpı x ifadesine eşit olduğunu söyleyebiliriz.